Başkent Gündemi programına hoş geldiniz. Bu akşam değerli bir konuğum var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Ülkenin gündemi hayli yoğun. Bir taraftan yerel seçimlere doğru hızla yol alan bir Türkiye. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ve bu bağlamda şu anda yaşamış olduğumuz, kimilerine göre siyasetin vesayet altına alınması, kimilerine göre yolsuzluk operasyonu, bütün bunların ışığında Sayın Başkan'la Büyük Birlik Partisi'ndeki yapılan çalışmaları ele alacağız. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Ayağınızın tozuyla geldiniz, Sakarya'daydınız. Niçin gitmiştiniz Sayın Başkanım Sakarya'ya? Öncelikle Türk işimizin çok kıymetli Genel Başkanı Ergun Atalay Bey'in annesi Fahriye Teyze Hanım rahmetli olmuştu. Allah rahmet eylesin. Onlara başsağlığı ziyaretinde bulunduk, taziye ziyaretinde. Tabii kendi teşkilatımızda da bir iç değerlendirme toplantısı yaptık. İnşallah bu Ocak ayının 11'inde de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız başta olmak üzere tüm adaylarımızı da orada gerçekleştireceğimiz bir toplantıyla Sakaryalı kardeşlerimizle de tanıştıracağız. Sadece Sakarya'da değil, tüm Türkiye'de biz Büyük Birlik Partisi olarak bu önümüzdeki seçimleri hem Türkiye açısından siyasette yeni bir başlangıç olabilir diye görüyoruz. Özellikle bu son gelişmelerden sonra ve özellikle de Ocak ayında önümüzdeki ayda yaşanacak muhtemel gelişmelere göre Türkiye belki iki seçimi birleştiremeyebilir kanunen. Yani yerel seçim takvimi açıklandı şu anda, takvimde elimizde. Ama hemen yerel seçimlerden sonra Türkiye bir genel seçim kararı alabilir. Kuvvetle muhtemeldir. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce. Bu çok dillendirildi ama bu son gelişmelerden sonra daha da dillendirilmeye başlandı. Özellikle de önümüzdeki ayda, yeni yılın ilk ayında muhtemel gelişmelere göre bu zorunlu hale gelebilir Türk siyasetinde. Onun için bu yerel seçim bir genel seçim provası niteliği de taşıyor. Zaten başta Sayın Başbakan'ın söylemlerine baktığınız zaman tamamen bir genel seçim havasına götürüyor yerel seçimleri. Çünkü yerel seçim başarısızlığını, özellikle mesela 2009'da İktidar Partisi'nin hiçbir olumsuzluk yokken, her şey İktidar Partisi'nin den yanayken alabildiği oy 38. Dolayısıyla da böyle olumsuz bir tabloda gireceği yerel seçimde onun altında oy alacağı gün gibi ortada. Dolayısıyla da bunu kapatma adına da tamamen bir genel seçim havasına yüklemiş durumda şu anda ve tamamen işte 30 Mart'taki sandığı işaret ederek işte hesabı olanlar sandıkta bizimle görüşsün gibi bir meydan okuma var. Tabii sandık elbette ki önemlidir. Milli iradenin tecelligahıdır. Ama tabii ki sandığın da demokratikleştirilmesi gerekir. Şimdi ben bunu söylüyorum, bazıları anlamakta zorluk çekiyor. Nasıl? Nasılı şöyle. Şimdi siyasi partiler önümüzdeki birkaç gün içinde seçime girecek siyasi partiler açıklanacak. Muhtemeldir ki 20 civarında parti seçime girmeye hak kazanacak. Son seçimde de böyle oldu. Bunların 15-16 tane seçime girebilecek. Ve ama 300 trilyona yakın para dağıtılacak hazine yardımı milletin kasasından. Fakat bunu 3 parti alacak. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi büyük pastayı alacak. 200 trilyona yakın para alacak. Cumhuriyet Halk Partisi 100 trilyona yakın para alacak. Milliyetçi Hareket Partisi de 40 trilyona yakın bir parayı alacak. Şimdi bunlar böyle bir parayla seçime girerken haktan, adaletten bahsedenler, geriye kalan partiler, biz de buna dahil olmak üzere bir kuruş almadan seçime gireceğiz. Şimdi nasıl adil bir sandık olacak? Nasıl demokratik bir sandıktan bahsediyoruz? Bir diğer konu, tabii bu bir yerel seçim ama baraj, mesela demokratikleşme paketi açıkladı Sayın Başbakan. Orada hem hazine yardımıyla ilgili hem de barajla ilgili bir takım düzenlemeler taahhüt edilmişti millete. Ama bunların hiçbirisi biliyorsunuz yerine getirilmedi. Ve dolayısıyla da bunlardan vazgeçildi. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten böyle bir derdi yok. Çünkü İktidar Partisi ile birlikte bunlar bu sistemden besleniyorlar. Yeni anayasa sözleri vardı biliyorsunuz, millete demokratik bir anayasa. Onu da yapmadılar. Çünkü üçünün de işine geliyor. Bakın her dem sandıktan bahsedeceksiniz. Her dem milli iradeden bahsedeceksiniz. Hükümet sözcüsü adeta hukukun verdiği karar neticesinde milletvekili olmadan önce tutuklanmış ya da hüküm giymiş
şu anda hapiste olan milletvekilleriyle ilgili ki bunların içinde kim var? Bunların içinde PKK'nın kurucusu var. 17 yıl hüküm giymiş PKK'nın eylemlerinden dolayı. Yani Mehmetçi'ye, askere, polise kurşun sıkmış birileri var. Hükümet sözcüsü bunlar için bile gözyaşı döküyor ve demir parmaklar arasında kalmasına vicdanın el vermediğini söylüyor. Sen başkanım tabii onlara gireceğiz. Sadece şunu söyleyeyim, sözümü bitiriyorum. Evet. Öbür taraftan milli iradeden bahsediliyor. Öbür taraftan bunlar için ağlanırken, öbür taraftan ne deniyor çünkü bunlar için ağlanırken ya da çıkarılması istenirken milli irade diyor. Millet bunları seçti diyor. Halbuki millet onları seçtirmedi. APO onları getirdi, koydu. Milletin önüne milletin böyle bir tercihi yok. Şimdi dolayısıyla da öbür taraftan ise bir başka milletvekili çıkıyor. Mesela herhangi bir konuda partisiyle ters düşüyor, grubuyla ters düşüyor. Ama ne terör var, ne şiddet var, ne hakaret var. Sadece diyor ki, işte siz diyorsunuz ki bu kağıt burada dursun. O da diyor ki ya şuraya daha güzel yakıştı diyor. Mesela bunun gibi bir şey. Hemen ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ediyor ve milletvekiline parmak sallanıyor. Diyor ki sen kendi gücünle mi seçildiğini sanıyorsun deniyor. Seni oraya ben koydum diyor o listeye diyor. Seni ben seçtim diyor. O zaman istifa et diyor. Milletvekilliğinden de istifa et diyor. Dolayısıyla da milletvekilleri demokratik bir sistem içerisinde, demokratik bir seçim sistemi içerisinde tercih sistemle millet tarafından seçilmiyor. Parti liderleri tarafından seçiliyor. Onun için yasama tamamen yürütmenin tahakkümü ve emri altına girmiş vaziyette. Dolayısıyla da böyle oluşmuş bir yasamadan yani meclisten yeni demokratik sivil bir anayasa beklemek hayaldir. Ben bunu sizin programınızda, arşivlerinizde var. Mecliste anayasa komisyonu kurulduğu ilk gün söyledim. Dedim ki bu komisyon anayasa yapma değil, anayasa yapmama komisyonudur. Çünkü mevcut anayasadan besleniyorlar. Değiştirmezler. Sayın Başkanım, ben biraz güncel konulara geleceğim. Evet. Geçtiğimiz hafta ya da iki hafta kadar önce partinizin bir katılımı oldu. Turgut Altınok, Keçeren Belediye Başkan adayınız oldu. Tabii dikkatleri bu katılım sizin partinizin üzerine çekti. Türkiye genelinde önce Keçeren'den başlayarak Türkiye genelinde iddialı adaylarınız var mı? Yerel seçimlere siz nasıl hazırlanıyorsunuz? Eskiden şöyle denilirdi ya Büyük Birlik Partisi şurada seçime girsin. Zaten işte kazanamaz veyahut da burada bizim arkadaşımız var. Gelin bu arkadaşı destekleyin gibi size bir takım duygusal baskılar olurdu. Evet. Yerel seçim stratejisinizle ilgili durum nedir efendim? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sinan Bey, biz Büyük Birlik Partisi olarak işte biraz önce başlamıştım. 2014'teki bu yerel seçimleri hem Türkiye açısından dönüm noktası olarak görürken partimiz açısından da dönüm noktası olarak görüyoruz ve biz daha önce 4 yerel seçime katılmışız. Dediğiniz gibi 3200 tane diyelim belediye başkanlığı evet. Varken Türkiye'de işte biz bunların 500-550'sinde aday gösterebilmişiz. En yüksek katılımlı olduğumuz şeylerde daha çok il genel meclisi ağırlıklı olmuş. Çünkü parti oyları il genel meclisi belirlediği için. Şimdi yeni yasayla birlikte biliyorsunuz bu 30 büyükşehirde il genel meclisleri kalktı. Ve artık ilçelerin meclislerine kullanılan oylardan büyükşehir meclisleri oluşacak. Yani illerde her bir ilde bir meclis oluşacak. Dolayısıyla burası da çok önem arz ediyor. Biz bundan dolayı bu yeni yasanın da gelmesiyle birlikte 30 büyükşehir başta olmak üzere hem büyükşehir belediye başkanlıkları hem o 30 büyükşehirdeki ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliklerinde kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime katılacağız. Hepsinde noksansız Allah'ın izniyle. Yani mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla ve Ankara'nın bütün ilçelerinde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla, bütün evet. Büyükşehirlerde ve geriye kalan 51 ilde de yine hem il belediye başkanlıklarında, hem ilçe belediye başkanlıklarında, hem belde belediye başkanlıklarında, hem il genel meclisi adaylıklarında Büyük Birlik Partisi kendi adaylarıyla seçime katılacak. Ve önümüzdeki bu yerel seçimler, bakın Türkiye bir kaosa doğru sürüklendi. İnşallah girmez. Yani çünkü biz milletimizin ve ülkemizin hayrını isteriz. Yani hiçbir zaman şahsi ya da parti menfaatini önde tutmuş bir siyasi hareket değiliz. Biz milletin ne kaybettiğine, ülkenin ne kaybettiğine, İslam aleminin ne kazandığına, ne kaybettiğine bakarız. Dolayısıyla Türkiye güçlü olmasını isteriz. Bakın bugün, dün geçtiğimiz haftalarda Doğu Türkistan'da Kaşgar ve Yarkent'te
Oradaki Uygur kardeşlerimize karşı Çin yine zulmünü devam ettiriyor. Onlarca sınıf kurşuna dizdi. Ve maalesef bunlar Türkiye iç kamuoyunda bizden başka hiç kimse tarafından dillendirilmiyor. Halbuki Türkiye'nin şu anda yapması gereken nedir? Çin'e derhal bir nota vermesi gerekir. Ve Çin'le ilişkilerini oradaki katliamlar durana kadar dondurması gerekir. Bazıları korkuyor. Diyor ki ya Çin büyük bir devlet nasıl olacak? Kardeşim şimdi açalım bakalım Çin'le bizim ilişkilerimize. Her anlamda. Ekonomi. En önemli gösterge ekonomi. 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var Çin'le bizim. 2,5 milyar ihracat yapıyoruz, satıyoruz, 22,5 milyar alıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımızın neredeyse 5'te 1'i Çin'le olan ticaretten kaynaklanıyor. Neden korkuyoruz? Şimdi onun için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Bizim arzumuz ve bizim isteğimiz o. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak A Partisi'nin B Partisi'nde alternatif değiliz. Biz sistemin alternatifiz. Öyle bir soyguncu ve kapitalist sistem var ki, bakın konu konuyu açıyor. Şimdi bütçe görüşmeleri yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kimse bütçeyi falan konuşmadı. Tamamen siyasi konuşmalarla geçti. Bazı parti genel başkanları hiç konuşmadı zaten, hiç katılmadı. Şimdi İktidar Partisi'nin genel başkanı, başbakan haliyle kendi propagandası ve hep ekonominin iyi göstergelerini söyledi. Ama ana muhalefetten buna bir cevap duyamadık. Bakın, başbakan çıktı bütçe görüşmelerinde. İhracat rakamlarının 36 milyar dolardan 150 milyar dolara geldiğini söyledi. Yani 4 kat arttığını söyledi. Tamam da ithalat kaç kat artmış? İthalat da 50 milyardan 250 milyara gelmiş. Bunu niye söylemiyorsunuz? Döviz rezervlerinden bahseden Sayın Başbakan, cari açıktan ya da dış ticaret açığından hiç bahsetmedi. Öbür taraftan 17. büyük ekonomi izliyoruz dünyada. Avrupa'nın 8. büyük ekonomisi. Niye büyük ekonomiyiz biz? Şimdi vatandaşlarımız bizi. Biz niye büyük ekonomiyiz? Biz nüfusumuzun fazlalığından dolayı büyük ekonomiyiz. Çin dünyanın ilk 3 ekonomisinden, 5 ekonomisinden birisi. Neden? Nüfusu büyük olduğu için. Ama Çin'de kişi başına milli gelir 350 dolar. Bu anlamıyla Çin, yani halkı fakir olan ilk 50'ye bile giremeyen bir ülke. Biz 17. büyük ekonomiyiz ama kişi başına milli gelir, yani refah düzeyi açısından Güney Kıbrıs Rum kesiminin 12 basamak gerisindeyiz. Avrupa'da 33. sıradayız. Güney Kıbrıs 19. sırada. Batlı denilen Yunanistan'dan 9 basamak daha gerideyiz. Şimdi bunlar hiçbirisi söylenmiyor. Bakın, imalat sanayinde 2007'den 2007'de 82 iken kapasite kullanımı bugün %70'ler seviyesine gelmiş. Bugün bunu kimse konuşmuyor. Sen başkanım, tabii ekonomiye gireriz. Hayır, girmedi. Başlıkları var ama sadece bu... şunu söylemek istiyorum. Yani bakın şunu söylemek istiyorum. Türkiye bir alternatif arıyor. Yani Türk milleti bir alternatif arıyor. Evet. Ve bugüne kadar bu anlamda denenmemiş ve 20 yıllık mazisiyle de tertemiz kalmış Büyük Birlik Partisi'nden başka da alternatif olabilecek bir parti yok. Onun için biz iktidarın ve sistemin alternatifiyiz. A Partisi'nin, B Partisi'nin değil. Onun için bu seçimleri önemli evet. görüyoruz. Geçmişte yapılan bu duygusal yüklenmelere ve propagandalara asla prim vermeyeceğiz. Ve her noktada, her seçim noktasında kendi adımızda, kendi adayımızda ve kendi ablemimizde orada olacağız. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde Aydın'a gitmiştim. Orada şey dediler ki ya işte Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış belediye son seçimlerde 2009'da. İşte bir partimiz 150 oyla, diğer bir partimiz 250 oyla kaybetmiş. Biz de işte 1000 civarında oy almışız. İşte bize diyorlar ki ya Büyük Birlik Partisi bize kaybettirdi. Ben de diyorum ki hayır, o iki parti bize kaybettirdi. Eğer onlar seçime girmeseydi kesin bizi alırdık. Mesela Aydın'da Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi seçime girmeseydi, Büyük Birliği destekleselerdi biz alırdık seçimi. Değil mi CHP karşısında? Evet. Mesela Ankara'da da böyle. Şimdi adaylarını çekseler mesela Büyük Birlik Partisi'nin adayı kazanır. Yani o öyle bakacaksak. Şimdi bir de bu yerel yönetim. Yerel yönetimlerde bakın biz iddialıyız. Neden? Biz 2009'da 20'ye yakın belediye kazanmışız. Sivas Belediyesi, İl Belediyesi başta olmak üzere. Hepsini de iktidar partisinden devraldık. Bu belediyelerin hepsini tamamını iktidar partisinden devraldık. İşte Sarıveliler de var Karaman'ın, Konya'nın sayılır. Hepsini iktidar partisinden devraldık. Ben şimdi buradan açık söylüyorum KonTV'den, herkes bizi dinleyen. Herkes de her yerde, her zaman bunu tartışmaya, konuşmaya hazırım. İktidar partisi döneminde mi daha çok hizmet yapılmış, bizim dönemimizde. Eğer iktidar partisi döneminden 3 kat daha fazla hizmet yapmamışsak, ben adaylarımı çekip onları desteklemeye hazırım. Bunu herkes de her yerde çalışsın. Hani şöyle bir anlayış var ya, iktidar partisinde olmazsa işte hizmet alamaz. Evet. Ya Sarıverileri biz aldığımızda 1 milyon bütçesi vardı Sarıveriler. Ve hiçbir yatırım yoktu neredeyse. Şu anda bütçesi 5 milyon
ve altyapı yatırımları başta olmak üzere, üst yapı yatırımları başta olmak üzere, bir de sadece belediyecilik hizmetlerinin ötesinde çok farklı milletin ihtiyacı olan yatırımlar da gerçekleştirildi. Şarkışla Belediyesi'ni biz İktidar Partisi'nden devraldığımızda 4 milyon bütçe, eski parayla 4 trilyon, 7 trilyon borçla devraldık. Yani bütçesinin iki katı borçla devraldık. Belediye başkanımız seçildiği ertesi günü belediye araçlarını kendi çekiyle mazot alabildi. Belediye borçlu olduğu için. Şimdi nedir durum biliyor musun? Bir tahmin edin mesela. 4 trilyon bütçe, 7 trilyon borç. Kaç lira olmuştur bütçesi? Bir tahmin edin. Tabii nüfusu falan bilmiyorum başkanım. Arttım, azaldım. İller Bankası'ndan gelen pay vesaire. 4 trilyon nüfus artmıyor biliyorsunuz. Anadolu seyirlerde evet. Nüfus düşüyor daha. Yani evet. İlçelerde nüfus düşüyor. Sürekli kaybediyor biliyorsunuz. Ona rağmen 4 trilyon bütçe şu anda 19 trilyon oldu. Borç sıfır. Yapılan hizmetler de en az 4 katı geçmiş. Valla öyleyse ben buradan tebrik ediyorum. Evet. Diyeyim. Ama Sivas Belediyesi'ni mesela rakamlarla oynanır başkanım. Hayır, ama bizde oynama olmaz. Bizde hiç rakamlarla oynama olmaz. Neyse odur. Yani çok büyük bir... Mesela Sivas Belediyesi. Biz 105 trilyon bütçeyle devraldık Sivas Belediyesi'ni. Evet. Onun üzerinde de borçla devraldık. Yani bütçesinin üzerinde de bir borçla devraldık. Sade bir atık su projesindeki yurt dışı Alman Vakıf Bankası'ndan, yani bizim Vakıf Bank'tan değil, Almanya'da vakıflar var ya, onların bankaları var. Evet. O bankaların birisinden faiziyle birlikte 22 milyon artı 10 milyon faizi 32 milyon avroluk bir kredi borcu vardı. Bütçesinden fazla borçla devraldık. 105 trilyon bütçesi vardı. Şu anda bütçesi 220 trilyona çıktı Sivas Belediyesi'nin ve borcu 15-20'ler seviyesine düşürdük. Sade bu sene, yani son sene yaptığımız yatırım neredeyse 100 trilyona yaklaştı. Yani ve mesela Sivas yıllarca eski garajlar dediğimiz öyle terminal binasına mahkum edilmişti. Şimdi pırıl pırıl bir şehirler arası otobüs terminaline kavuştu. Ve Türkiye'deki örnek bir projeyle hiç uygulanmamış. Sivas'ta hanımların gideceği bir kültür merkezi yoktu. Şu anda Anadolu'nun en büyük hanımlar kültür merkezinin geçen hafta açılışını gerçekleştirdik. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, giriş Ankara girişi, Necmettin Erbakan Bulvarı, bakın biz böyle bir taassup içinde de değiliz, Alparslan Türkeş Bulvarı, bütün bu isimler verilerek Sivas'ın Ankara girişi, Kayseri girişi, Karadeniz girişi, bütün buralar bir şehir havasına büründürüldü. Şehitlik Parkı, öbür taraftan işte mezarlıkların yenilenmesi, Sivas'ın geçmiş tarihine, Sivas tarihi bir kent biliyorsunuz, Selçuklara başkent yapmış. Tarihi dokusuna sahip çıkılması, altyapı hizmetleri, yani üst yapı hizmetleri, inanılmaz bir değişim oldu. Yani şu anda Sivas'a gidenler bütün bunları görüyor. Başkanım biraz da Ankara'ya konuşmak evet. istiyorum. Turgut Bey aday oldu. Nasıl ilgi var? Bir de Mansur Yavaş Bey ile görüştüğünüz Büyük Birlik'ten aday olacağı da söyleniyordu. Hiç beklemediğimiz bir biçimde CHP'den aday oldu. Ben de hani Büyük Birlik'ten olursa yakışır evet. diye düşünüyordum doğrusu. Doğru, herkes yakıştırıyordu. CHP'den olması yıllardır da bildiğiniz bir isim. Nasıl karşılıyorsun isterseniz oradan başlayalım başkanım. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Biz tabii Turgut Bey'in adaylığı camiamızda büyük bir sevinçle karşılandı. Tabii bununla birlikte Keçiörenli kardeşlerimiz arasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Hem Turgut Bey bu adaylık sürecinde anket yaptırdı, hem biz anket yaptırdık. Ve orada şunu gördük ki Turgut Bey, Keçiören'den belediye başkanı adayı olursa oy verir misiniz? Cevabı her zaman %70'ler, %80'ler seviyesinde çıktı. Ve daha sonra iş, bütün adaylar belli olduktan sonra, işte A Partisi'nin adayı, B Partisi'nin adayı, CHP Partisi'nin adayı, Turgut Altınok'ta Büyük Birlik Partisi'nin adayı. Oy verir misiniz dediğinizde %60-63 gibi bir şu anda sonuçlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da millet büyük bir hararetle Turgut Bey'i kucakladı. Büyük Birlik Partisi'yle de zaten iyi uyum sağladı, özdeşleşti. Çünkü yabancı bir isim değil. Dolayısıyla da Büyük Birlik Partisi Turgut Altınok ismi çok uyuştu ve halk nezdinde de ben de Keçiören seçmeniyim. Yani yıllardır Keçiören'de oturuyorum. Dolayısıyla da Keçiören'in zaten böyle bir şeye ihtiyacı vardı ve bu gerçekleşti. İnşallah orada bir sürpriz olmayacak ve Turgut Bey Büyük Birlik Partisi'nin Keçiören yeni dönemde belediye başkanı olarak seçilecek. Tabii biz Ankara'da
Sadece Keçiören'de değil, işte Çubuk'da da iddialıyız, Gülül'de de iddialıyız, Kazan'da da iddialıyız, Kızılcahamam'da da iddialı olacağız, Polatlı'da da, işte Etimeskut'ta dün bir aday açıklaması yaptık. Şu anda belki de... Nerede aday açıkladınız efendim? Etimeskut'ta. Evet. Mehmet Nazlı kardeşimizi orada aday olarak açıkladık. Ve şu anda açıkladığı projelerle Etimeskut'un belki de şu anda en hazırlıklı başkan adayı Mehmet Nazlı. Yani ve bunu dün orada bütün Etimeskutlulara zaten gösterildi. İnşallah önümüzdeki günlerde hazırladıkları animasyonlar, projeler, reklam filmleriyle de bunu bütün Etimeskut'u Ankara'ya ve Türkiye'ye duyuracaklar. 4,5 milyarlık bir proje hazırlığıyla geliyor. Yani Ankara'ya deniz getiriyor ve bunun etrafında bir sürü alanlar var. Sosyal alanların yanı sıra kültürel alanlar, camileri öbür taraftan yaşlılara, engellilere karşı projeleri, taahhütleri ve imar sorunlarına bakışı, çözümü, kendisi zaten aynı iş kolundan geldiği için sonra iskana alınmayan yerler, engellilere mesela 1000 ev vaadi var. Yani 1000 tane engelli ücretsiz ev vaadi var. 1000 tane yaşlı ücretsiz ev vaadi var. Bütün yaşlıların yani Keçiören'deki 1000 yaşlıyı bütün dünya turu vaadi var. Bütün bunların bütçeleri de hazır. Yani gelir kaynakları da hazır. Dolayısıyla da şu anda en iyi bu anlamda donanımlı aday mesela Etimeskut'ta Büyük Birlik Partisi'nin adayı. Biz inşallah bu adaylarımız sadece Etimeskut'la, Çubuk'la, işte Güdül'le ya da Kazan'la ya da Keçiören'e sınırlı kalmayacak. Ankara'nın bütün ilçelerinde bu vasıfta adaylarımız olacak. Biz tabii hedefimiz bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni almaktı. İşin doğrusu hala o hedefteyiz. Çünkü neden? Bakın Ankara'nın hesap çok basit. Ankara'nın %20 nüfusu Keçiören'de. Dolayısıyla da seçmenin %20'si Keçiören'de. Zaten biz oradan %60-70 oy aldığımız zaman biz %15 ile seçime başlamış oluyoruz. Yani Büyük Birlik evet. Partisi olarak. Biz Mansur Bey tabii Ankara'lı seçmende iyi bir algısı vardı. Dolayısıyla da bu algı Büyük Birlik Partisi ile örtüşüyordu ve bütünleşiyordu. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile örtüşür mü bütünleşir mi ben onu bilemem. Ama Büyük Birlik Partisi... Niye efendim yani bence örtüşmez. Hayır onu söyleyeyim. Yani... Ben şimdi tabii burada nezaketli davranmak istiyorum. Bir siyasi parti genel başkanı olarak. Evet. Ama ben şunu söylüyorum. Büyük Birlik Partisi ile örtüşüyordu. Ve dolayısıyla da eğer biz istedik kendisinin Büyük Birlik Partisi'nin aday olmasını teklif de ettik. Açık yani bunu buradan elbette ilan ediyorum. Kendisiyle de görüştük. Kendisiyle de ve olumlu gidiyordu. Fakat bizim tabii anlamlandıramadığımız bir süreçten sonra kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday oldu. Bize bu saatten sonra hayırlı olsun demekten başka bir şey düşmez. Evet. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak yine Ankara'da çok iddialı, tecrübeli ve sürpriz bir adayla Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla seçime katılacağız. Ve yine biz önümüzdeki günlerin dediğim gibi ne zaman Ankara adayına çıkacaksınız? Var mı bir takvim? Ankara adayımızı Ocak ayı içerisinde açıklayacağız. Evet. Biliyorsunuz Şubat'ın 18'i son adayların tarih, başvurma tarihi. Burada da seçim takvimi de var önümde. Nedir efendim? Takviminden de biraz bahseder misiniz Sayın Başkan? Şimdi takvimden biraz bahsedeyim. 1 Ocak çarşamba seçim başlangıç tarihi. Yani 10 Ocak, 23 Ocak muhtarlık askı listelerinin sorgulanması. Asker hükümlü ve mülteciler oy kullanamıyor. Yani muhtarlar ayın kaçında başlıyorlar Sayın Başkan? 10 Ocak, 23 Ocak arası. Son. Yani askıya çıkıyor. Evet. Evet. 31 Ocak 2014 Belediye ve İl Genel Meclisi'nin asil ve üyede üye sayısının seçim çevrelerine göre tespiti. Bunlar şeyden tarafından bildiriliyor Yüksek Seçim Kurulu tarafından. 1 Şubat 2014 sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü. 18 Şubat 12 Şubat 2014 genel bu bizim kendi gündemimiz. Sandık görevlileri işte belediye meclisi evet. Yönelmesi. 28 Şubat geçici ilçe seçim kurullarının oluşumu çalışmalarına başlanması ve 18 Şubat aynı şekilde adaylık müracaatları iki günde işte boş bırakılan yerlerin doldurulması falan var. 20 Şubat'ta listeler kesinleşmiş oluyor. 28-20 Şubat'tan sonra seçim tamamıyla başlamış oluyor. Tabii burada ilçe seçim kurullarına aday ilk 4 sıraya girmiş partiler ilçe seçim kurullarına bir asil bir yedek aday bildiriyorlar, görevli bildiriyorlar. Yine ilk 5'te bir önceki seçimde ilk 5'te yer almış siyasi partiler resmi sandık görevlisi veriyorlar. Biz Büyük Birlik Partisi olarak ilk defa bu seçimde Türkiye'nin yaklaşık %70'inde
Bütün sandıklara sandık görevlisi vereceğiz. Mesela Ankara'nın bütün ilçelerinde biz hem geçtiğimiz genel seçimin hem de yerel seçimin 4. partisi olduğumuz için Ankara'daki bütün sandıklarda ve ilçe seçim kurullarında resmi sandık görevlisi bulundurma hakkı elde etmiş bir siyasi partiyiz. Onun için bu seçimlerde bizim evet dezavantajlarımız var. Seçim kanununun getirdiği işte hazine yardımının verilmemesi, propagandada adaletsizlik, bütün bunlar var. Yani Yüksek Seçim Kurulu'ndan kaynaklanan adaletsizlikler var. Yani Yüksek Seçim Kurulu gerçekten anlamadığımız bir şekilde adalet dağıtması gerekirken evet. Şimdi düşünün ki yani şöyle mantıksız bir şey olabilir mi? Normal sokaktaki insana sorsanız bunu kabul etmez. Sulama kooperatifi başkanı belediye meclis üyesi adayı olmak isterse istifa edecek. Köy korucusu belediye başkan adayı ya da meclis üyesi ya da il genel meclis üyesi adayı olmak isterse istifa edecek. Benim il başkanım halen şu anda il genel meclis üyesi. İki görevi bir arada yürütebiliyor. Kanuna hiçbir engel yok. Ama tekrar aynı göreve aday olmak isterse istifa edecek. Nereden istifa edecek? İl genel meclis üyelerinden değil. İl başkanından ya da yöneticiliğinden. Ama bakan aday olursa istifa etmeyecek. İşte Türkiye'deki adaletsizlik bu. Hani dayın varsa her şeyi halledersin işte sözü buralardan kaynaklanıyor. Yani adaletin önünde herkes eşittir. İşte bunu yaptığın zaman lafta kalıyor. Yani sen korucuya istifa ettireceksin. Sulama Kooperatifi Başkanı'na istifa ettireceksin. Parti adı siyaset yapmak için kurulmuş olan partinin ilçe yöneticisini bile bir yere aday olduğu zaman istifa ettireceksin ama bakanı ettirmeyeceksin. Şimdi böyle bir haksızlık olabilir mi? Öbür taraftan işte seçim takvimi açıklıyorsun. Açıkladığın seçim takviminde henüz daha ön seçimler başlamamış sana göre kanunen. Merkez yoklamaların tarihini belirtmemişsin. Ama bir siyasi parti, diyelim iktidar partisi kendine göre bir takvim açıklamış. Ön seçim de yapmıyor. Sırf insanlar başka partiye gitmesin, aday olmasın diye topluyor hepsinden şeylerini alıyor, müracaatlarını alıyor. Başlamamış bir takvimden önce kendisi bir takvim yapıyor. Sonra tutup Yüksek Seçim Kurulu diyor ki buraya müracaat etmiş adam başka bir partiden aday olmaz. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Açın önünü. Niye olmasın? Sen aday yapmıyorsan adam gitsin başka partiden aday olabilirsin. Şahsen ben partimde... Şu anda diyelim ki iktidar partisinde aday olanlar... Şahsen ben partimde asla böyle bir kısıtlama yapmıyorum. Başka bir partiden aday olmuyor mu Mustafa Bey? Yani iktidar partisinden diyelim Keçiören Belediye Başkanı aday olan... Gidip başka bir partinin adayı olamıyor bundan sonra? Şöyle işte buradaki tuhaflık şu. İlçe seçim kurullarından verdiği kararlar bazen değişik oluyor. Biz mesela geçtiğimiz seçimde 3 farklı örnek yaşadık. Bir ilçe seçim kurulu izin verdi, arkadaş aday oldu. Bizden belediye başkanı seçildi. Bir ilçe seçim kurulu dedi ki aday bağımsız olabilir, belediye meclis üyeleri partiden olabilir dedi. Bir ilçe seçim kurulu dedi ki aday olamaz dedi. Yani o kadar keşmekeşlik var ki. Bir de hukuken diyemezsin zaten ya. Yani insanın iradesine sen nasıl ipotek koyabilirsin? Ön seçim olsa anlarım. Yani kanuni, hakim huzurunda yapılan ön seçim olsa, yani adaylar ön seçime katılsa ve o parti de o ön seçime uysa bunu kabul ederim. Ama şimdi düşün ki biz beşimiz diyelim ki bir partiden merkez yoklamasına giriyoruz, temayül yoklamasına. 5 aday var. Sen birinci çıkıyorsun. Ben de hiç listeye giremiyorum. Hatta müracaat bile etmemişim. O merkez yoklamasına bile başvurmamışım. Sen de birinci çıkıyorsun büyük bir çoğunlukla. Seni aday yapmıyor, tutup getirip beni aday yapıyor. Ve ondan sonra seçim kurulu sana diyor ki sen aday olamazsın diyor. Şimdi böyle bir adaletsizlik olabilir mi ya? Sen adaletsizliği ortadan kaldıracaksın. Halbuki sen adaletsizliğe, hukuksuzluğa yardımcı olmuş oluyorsun, zemin hazırlamış oluyorsun. İşte bu tür haksızlıklar, bu tür adaletsizlikler var. Seçim sistemiyle ilgili, seçim takvimiyle ilgili. İşte bunların düzeltilmesi lazım. Aynen işte bu tutuklu milletvekilleri problemi nereden devam ediyor? Bunların hiçbirisi milletvekili olamazlardı. Ama Yüksek Seçim Kurulu bunlara önce izin verdi. İzin verdi, aday olabilir dediği insanlar, bak aday olabilir dediği insanlar seçildiler ama meclise gelemiyorlar. Sen niye bunların o zaman aday olabilir diye müsaade ediyorsun? Çünkü hukuk yok. İyi bir inceleme yok. Şimdi aynı süreçleri burada da yaşayacağız. Bir sürü karma karışık. Halbuki eğer ön seçim yapmıyorsa, ön seçim yapar, adam gibi ön seçimin sonucuna uyar, kimsenin hakkını yemez, o zaman bu olabilir. Ama ön seçim yapmıyorsa, merkez yoklaması, merkez temayülü, bunların hiçbir hukuken geçerliliği yoktur bize göre. Ve kendi açıkladığı takvimle de çelişmektedir. Sayın Başkanım, yine önemli bir gündem maddesi var. Buna girmek istiyorum. Evet. 17 Aralık'ta bir operasyon yapıldı. Bu operasyonla 4 bakanın isminin geçtiği, her ne kadar hukuki olarak süreç devam ediyor. Buradaki isimlerle ilgili ben peşinen bir
suçlamada bulunmayı şahsen doğru bulmuyorum. Suçlu da olabilir, suçsuz da olabilir. Ancak bunun üzerinden bir tartışma başladı. Evet. Tartışma da şu, algı süreci yürüyor. Bir kısım ki buna hizmet ya da cemaat diyebiliriz. Efendim biz herhangi bir siyasi sahikle biz bunu yapmadık ya da bizim bir ilgisi yok. Bu tamamen işte bir yolsuzluk var, suçsuzluk var. Bu ortaya çıksın diye bir müdahale yapıldı. Önemli olan buna bakmak, bunu değerlendirmek diyor. Bir kısımda diyor ki seçim öncesinde 3 ay kala ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarını bozmaya yönelik uluslararası boyutu da olan işte Amerika ve İsrail'in de içerisinde olduğu bir darbe girişimidir. Bir yargı darbesidir, bir cuntadır bunlar diyor. Bu iki konu hakkındaki görüşünüzü alabilir miyim? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere Türkiye'de sadece bu iktidar döneminde değil, daha önceki iktidar dönemlerinde de yaşadığımız bir problem var. Bence Türkiye'nin temel problemi bu Sinan Bey. Türkiye'de bir kuvvetler ayrılığı prensibi var. Yani yasama, yürütme, yargı. Bunların üçü de bağımsız ve birbirine hükmetmemesi lazım ki dengeli ve demokratik sistem, parlamenter sistem yürüyebilsin. Ama maalesef bir önce de konuştuk. Türkiye'de yürütme her zaman yasamanın ve yargının emrinde olmasını istiyor. Yani ben diyor seçilmişsem diyor, sandıktan çıkmışsam her şey benim emrimde olsun diyor. Şimdi demokrasi işte kendine göre tanımlama budur. Her şeyi kendine göre isteme budur. Şimdi halbuki yasamanın görevi ayrıdır. Yürütme yasamaya müdahale edemez. Yargıya hiç müdahale edemez. Eğer yargı sizin emrinizde olursa, kontrolünüzde olursa, istediğiniz gibi yargıyla oynarsanız, yargıçları istediğiniz gibi değiştirirseniz, kanunları istediğiniz gibi kendinize göre düzenlerseniz, o zaman siz hesap vermezsiniz ki. Peki sizden hesabı kim soracak? Hesap sadece sandıkta sorulmaz ki. Hukuk diye bir şey var. Yani şimdi diyelim ki siz milletvekilisiniz, gittiniz birisini öldürdünüz. Sandıktan mı bunun hesabı sorulsun diyeceksiniz? Bunun hukuku yok mu? Ya da işte isminiz yolsuzluğa rüşvet yaptınız, işte hırsızlık yaptınız. Şimdi şey mi diyeceksiniz? Yani sandık mı bunun hesabını görsün? Eğer sandık bana yine oy verirse bu hırsızlığımın, yolsuzluğumun üstü örtülür mü diyeceksiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Hukuk herkes içindir hukuk. Herkes hukukun önünde içindir. Ve temel problem nedir? Bakın ileri demokrasilerde, gelişmiş ülkelerde hukuk sistemleri bir kere yapılır, bir kere yapılır ve yüzyıllarca aynı hukuk sistemiyle o ülke yönetilir. Oynanmaz. Kişilere göre, olaylara göre, zamana göre, zemine göre, yerine göre oynanmaz. Herkes o sistemden emindir. Hiç kimse adaletsizlik yapacağını aklının ucundan bile geçirmez. Siyasallaşacağını aklının ucundan bile geçirmez. Ve demokratik ülkelerinden hiçbirisinde yargıçlar, hakimler, savcılar çete üyesi olmakla suçlanmaz. Örgüt üyesi olmakla suçlanmaz. Böyle bir şey yok. Eğer bu yargıçlar ve hakimler çete üyesi ise, örgüt üyesi ise siz hükümet ediyorsunuz 11 yıllık Türkiye'ye. Yani 12 Eylül referandumu sonucu oluşturuldu bu hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Sizin teklifinizle bu kurullar oluşturuldu. Bakın biz Büyük Birlik Partisi olarak referanduma eksik ama evet dedik ama bizim hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile ilgili teklifimiz neydi? Bizzat hükümete verdiğimiz teklifimiz. Biz dedik ki hakimler ve savcılar yüksek kurulu ayrılsın. Hakimler için ayrı yüksek kurul, savcılar için ayrı yüksek kurul oluşturulsun. Özel adli kolluk kuvveti kurulsun. Bakın ne konuşuluyor şu anda Türkiye'de? Problemlerden bir tanesine savcı soruşturma yapacak. Polise emir veriyor, polis gitmiyor. Tamam mı? Çünkü şeyi dinliyor. İşte bakanını, emniyet müdürünü dinliyor, hükümeti dinliyor diyelim. Yargıcı dinlemiyor. Halbuki adli kolluk kuvveti olsaydı, yani Adalet Bakanlığı bünyesinde, hakimlerin emrinde böyle bir problemle karşılaşmazdı Türkiye. Bir konu daha var. İddia makamı ile savunma makamı adil bir şekilde mahkeme karşısına çıkmıyorlar. Savcı yüksekte oturuyor. Savunma makamı aşağıda oturuyor. Savcı buradan habire kafasına vuruyor tabiri caizse. Yani bir eşitsizlik var, adaletsizlik var. Biz dedik ki bunlar eşit seviyeye getirir. Yani iddia makamı ile savunma makamı adil bir şekilde eşit bir noktada dursunlar. Şimdi bütün bunlar yapılmadı. Ve
Neticede bir hadiseyle, yani ucu size dokununca diyelim daha doğrusu. Bugüne kadar aynı sisteme devam etti Türkiye. Nice davalar yaşandı Türkiye'de. Değil mi? O zaman bu savcılar iyiydi, bu yargıçlar iyiydi, bu hakimler, savcılar yüksek kurulu açıklama yaparken iyiydi. Yani bu polisler iyiydi. Sizin atadığınız polisler, sizin atadığınız hakimler, yargıçlar, oluşturduğunuz kuruluş, her şey iyiydi. Ne zamanki ucu size dokundu, yandım Allah diyerek işte bu hakimler, savcılar yüksek kurulu örgüt üyesi, çete burası, efendim işte bu polisler de bunun uzantıları. Şimdi bunlar doğru şeyler değil. Yani üslup olarak da doğru değil, reel olarak da doğru şeyler değil. Yani biz şimdi eğer yargıçlarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı, böyle ki içinde yanlış yapanlar da var. Yok muydu? Geçmişte de vardı içinde yanlış yapanlar. Her kurumun içerisinde yanlış yapanlar var. Her grubun içerisinde yanlış yapanlar var. Ama biz tutup da bütün bir hakimler ve savcılar kurullarını veya tamamını töhmet altında bırakırsak, tamamını bu tür suçlamalarla karşı karşıya bırakırsak, o zaman Türkiye'de adalet sistemini kim işletecek? Kim işletecek? Peki Sayın Başkan, bugün de akşam üzeri evet. Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Yeşil Bey'e CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir Bey sordu. Deniliyor ki işte paralel yapı. Paralel devlet. Paralel devlet. İşte hakimlerin imamı var. Polislerin imamı var. Amir değil abi gibi bir takım formüllerden bahsediliyor. İktidar bunu söylüyor. Evet. Bir paralel yapı var ve diyor bu paralel yapı vesayet altına aldı. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz? Şimdi bakın bu eleştirileri geçmişte kimler yaptı? 28 Şubat'ı gerçekleştirenler yaptı değil mi? 28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin ya da orduda subayları, as subayları işte hanımının başı örtülü diye, içki içmiyor diye, işte babası sakallı diye ya da dindar diye, namaz kılıyor diye atanların gerekçeleri neydi? Bunlar komutanlarını dinlemiyorlar. Bunların evet. Ordu içerisinde işte hocaları var, abileri var, değil mi? İmamları var diyorlardı. Şimdi aynı gerekçelerle 28 Şubat yapıldı. Şimdi bu böyle bir şey var idi ise bile, şimdi bugün mü ortaya çıktı bu? Şimdi ucu size dokunmayana kadar memnundunuz bütün bu yapı. Başbakan söylüyor hata ettik diyor. Hayır. HSYK konusunda. Şimdi bakın başbakan hata ettik diyorsa bence başbakan bundan önce mesela Suriye konusunda da hata ettiğini söylemesi lazım. Kuzey Irak konusunda da hata ettiğini söylemesi lazım. İran politikasında da. Efendim dış politikada da hata ettiğini. Avrupa Birliği konusunda da. Ne bileyim işte seçim sistemi konusunda da. Çözüm süreci konusunda da. Mesela çözüm süreci dedikleri süreçten belli bir süre sonra başbakan biz hata etmişiz diyebilir. Ama olan kimi olacak? Türkiye olacak. Türkiye'nin bir bölgesi özellikle bu son Büyükşehir Yasası'ndan sonra ve seçimden sonra ya da özerk hale gelecek. Ve dolayısıyla şimdi hata ettik demeyle siz buradan sıyrılabilir misiniz? Siz buradan hata ettik demeyle sıyrılamazsınız. Bence yapılması gereken şudur bak Sinan Bey. Bu kavganın bir tarafı olmanın kimseye bir faydası yoktur. Özellikle de bizim gibi milleti, ülkeyi ön plana koyanların böyle bir yükümlülüğü vardır. Birleştirici, bütünleştirici olma gibi bir yükümlülüğü vardır. Biz birleştirici ve bütünleştirici olmak zorundayız. Medyada sizler de birleştirici ve bütünleştirici olmak zorundasınız. Bazıları buradan el ovuşturuyor olabilir. Bu kavgadan bir medet umuyor olabilir. Kimler medet umuyordur? En çok Türkiye üzerinde emelleri olanlar bu kavgadan medet umarlar. İçeride de bir önce dediğim gibi ya bakmıyor muyuz? Şimdi dün bu savcıları aynı Sayın Başbakan gibi çetelikle suçlayanlar, bu savcıların karşısında avukatlığa savunanlar, bu polise, başbakanın polisin diye ana avrat küfredenler, şimdi polisin yanında, şimdi savcıların yanında. Yani buradan bile fotoğraf okunamıyor mu? Şimdi dolayısıyla da bence yapılması gereken nedir? Bence yapılması gereken şudur. Bir, ortada cemaat açık bir şekilde diyor ki ben bu operasyonun bir tarafında değilim diyor. Değil mi? Net. Biz neye bakmak zorundayız? Zahire bakmak zorundayız. Sayın Başbakan da diyor ki bu bir dış operasyondur. İçeride bunun işbirlikçileri vardır. Evet. Bunu söyleyen Sayın Başbakan o zaman bu operasyonun kim tarafından yapıldığını bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği koordinatörü ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Değil mi? Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Büyükelçilerine verdiği yemekte işte bir imparatorluğun çöküşünü izliyoruz. Yani hükümetin çöküşünü izliyoruz gibi laflar etti. Fakat daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki bir açıklama yaptı. Değil mi? O günlerde. Aynen açıklaması şu.
içeride bu işin arkasında Amerika var demeye getiren hükümet sözcüleri ya da ona yakın gazeteciler, basının açıklamalarına karşı ne dedi? Türk yetkililer, Büyükelçi Ricardo'na dahil Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine karşı bu tür yanlış suçlamalara itibar etmedikleri noktasında bizi temin ettiler dedi. Yani bizim dışişleri yetkililerimiz, hükümet yetkililerimiz Amerika'yı arıyorlar. Biz bu basında konuşulan şeylere itibar etmiyoruz, siz bundan emin olun diyorlar. Dolayısıyla eğer bu dış bir operasyonsa Sayın Başbakan çıkıp bunu açıklaması lazım. İçerideki işbirlikçilerin de açıklaması lazım. Millet de bunu görmesi lazım. Ama millet de eğer somut olmazsa sadece bu propagandaya yönelik ya da halkı işte kamplaştırmaya yönelik ya da taraftar toplamaya ya da tabanı tutmaya yönelik söylemlerle geçiştirilirse o zaman milletin kafasında şüphe artıyor. Yani bu olayları örtbas yapmak için söylendi. Yani unutulacak deniyor. Yani şimdi başbakanın bu tavırları da var. Mesela başbakan geçmişte BDP'lerle ilgili değil mi? İşte idama kadar gidecek söylemlerden bahsediyordu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından bahsediyordu. İşte Barzani ile ilgili bundan 3-5 sene önce PKK'nın hamisi olarak görüyordu Barzani'yi ve işte bölgesinden PKK'yı çıkartmadığı sürece, işte orada Türkmenlere karşı asimilasyonlardan vazgeçmediği sürece, Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiği sürece Barzani ile ilişkiye girmeyeceğini söylüyordu ve oradaki defokta yapıyı tanımıyoruz diyordu. Bir oldu bittiği kabul etmiyoruz diyordu. Ama şu anda oranın en büyük hamisi oldu kendisi. Şimdi yarın ne söyleyeceğini bilemiyoruz biz Sayın Başbakan. Onun için bugüne göre hareket etmemek lazım. Bugün suhuletle hareket etmek lazım ve yaralamamak lazım. Burada yapılması gereken bu. Yani ülke yara almasın, millet yara olmasın. Bizim derdimiz o. Hükümetler gider, başbakanlar değişir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ileride AK Parti iktidar olsun diye falan da kurulmadı. Yani tek partiye falan da mahkum değil. Millet içerisinden nasıl 2002 ile AK Parti çıkarmışsa bu sefer de Büyük Birlik Partisi'ni çıkarır. Yarın da bir başkasını çıkardı. Türkiye hiçbir zamanda bir kişiye, bir şahsa, bir partiye mahkum değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık devlet geleneği olan Ergenekon'dan çıkmayı başarmış. Yani bir millet en zor zamanlarda Kurtuluş Savaşı'nı verip devletini kurmuş bir devlet. Yani Türkiye onlarca devlet kurmuş. Şöyle bir yerlerde var değil. Başkan Ergenekon'dan çıkıp Ergenekon'la batan. Şimdi onun için bak şöyle yapmak lazım. Bence şimdi başkan bir reklam aramıza ondan sonra daha rahat görüşelim. Tamam ondan sonra konuşalım. Tamam. Evet sevgili izleyiciler reklamlardan sonra Sayın Besteci ile sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Agis ve SGK'lılar, şifayı uzaklarda aramayın. Özel Selçuklu Hastaneleri, Konya ve Karaman'ın merkezinde yanı başınızda. Rıza Turizm kalite ve güvencesiyle arzın kalbine yolculuk başladı. Rıza Turizm'le sömestr ve bahar umresinde Konya'dan direkt uçuşla kutsal topraklara gidiyoruz. Hareme en yakın otellerde Yusufulu Hoca'nın önderliğinde sizlere doyumsuz bir umre vaat ediyoruz. Rıza Turizm 350-50-34. Buz gibi bir kış geçirmemek için İzo1 izolasyon. Dünyanın en iyi yalıtım malzemesiyle kışlar sıcak, yazlar serin. %70'e varan enerji tasarrufu için temelden çatıya tüm yüzeylerde güvenle. İzo 1 izolasyon. Isıyı korur, suyu muhafaza eder, sesi hapseder. Konya'nın aşk gemisinde çok şey değişti. Özel günlerinizi özel yat ambiyansıyla ayrıcalıklı kılan Tayat, işletme anlayışıyla, ekibiyle, hizmetiyle baştan sona yenilendi. Hafta sonu kahvaltılarının keyfine ve hayalinizdeki düğüne Tayat'la yelken açın. Tayat Düğün Sarayı. Yapısında 30 yıllık tecrübeyi yansıtan Bağsan İnşaat, A kalite yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Yeni projesi Armoni Evlerinde hayatın tüm renklerini ahenkle buluşturuyor. Kalite diyorsan Bağsan. Bağsan İnşaat. Ya aküm biterse yolda kalırsam diye hiç düşünme konfer alırsan. Enerjisi yüksek, kalitesi lider. Hem fiyatı uygun hem ömrü uzun. Tek akü Hofer.
Şimdi TÜMOSAN traktör almanın tam zamanı. Koçaklar Traktör'de 55 beygirden 105 beygire kadar tüm modellerde peşinat yok, banka yok, tam 3 yıl vade var. Fırsatı kaçırmayın. Koçaklar Traktör. Zemzem hac malzemeleri, yüzlerce çeşit hac hediyeliğini 3 katlı modern mağazasında beğenilerinize sunuyor. Barkodlu satışları ve uygun fiyatlarıyla alışverişinizi kolaylaştırıyor. Zemzem hac malzemeleri, toptan manifaturacılar çarşısında. Konya'daki eviniz, Otel Dündar. Konya'da bir ilk, Hilton Apart. İşte yatırımlık daireler. Gör Yapı yapıyor, Hasan Şişman satıyor. Sosyal, kültürel ve sportif alanlara sahip çarşılı yaşam merkeziyle dayalı döşeli dolu dolu yatırımlık daireler. Üstelik kiracısı olmayı bekleyen kiracı kitlesi de hazır. Al, kiraya ver, kazan. 444-47-42. Gör Yapı İnşaat. Abinin çağrısına kulak verenlerin, vuslat özlemiyle koşup gelenlerin hizmetindeyiz. Gelin unutulmaz bir umreyi birlikte yaşayalım. Direkt uçuşlarımızdan, yakın konaklama imkanımızdan ve tecrübeli ekibimizden çok memnun kalacaksınız. Nuri Doğan Turizm. Bu ekmek paylaşılır. Sofralara getirdiği taptaze ekmek kokusu ve doyumsuz lezzetiyle bu şehrin ekmeği Şehrekmek. Modern teknolojiyle hijyenik koşullarda el değmeden ve katkısız olarak üretilir. Gönül rahatlığıyla tüketilir. Şehrekmek. Şimdi tam zamanı Kabe'ye yüz sürmenin. Şimdi tam zamanı Umre'ye gitmenin. Kutsal topraklardan gönül dolusu huzurla dönmeniz için güvenilir hizmetimizle yanınızdayız. Güvenç Turizm. Bir evimiz olsun, çok güzel olsun, yaşamaya değsin, yatırıma değsin. Bir evimiz olsun, en iyisi olsun, olacaksa Adem Bulut olsun. Adem Bulut İnşaat. Giyim dünyasından beylere büyük sezon şıklı. Takım elbise 249 lira. İkinci bedava. Üçüncü ürün 1 lira. Sen seç. Kaban mı, ceket mi, deri mont mu? İstediğini al, toplamda sadece 250 lira öde. Giyim dünyası Rampalı Caddesi'nde ve Kule Site karşısında. Cengiz Acar Türkiye'de bir ilki daha gururla sunar. Ev al, emekli ol, tatil yap. Alanya projemiz Apron Home'da 15 yıl boyunca ayda 800 lira kira garantisi ve her yıl 20 gün ücretsiz tatil sizleri bekliyor. 2+1 full dayalı döşeli, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam ve spor salonuyla ev rahatlığında, otel konforunda. Eski yazlığınızı verin, kira garantili yeni evinizi alın. Davetine buyur Allah'ım. Buyur diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklarda Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde bir umre, Hennes Tur farkıyla. Hennes Tur, bir İslam toplumu milli görüş kuruluşudur. İki ekmeğe bir süte bile bir koşu gelirim. Dolu dolu alışverişlerimde, tazesi için, sağlıklısı için sadece Asfora'ya güvenirim. Alışverişte hesabını bilene, en iyisini alıp evini düşünene, bu şehrin Asfora marketi var. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Yenilenen Konya Hastanemizde şehrin en kıdemli tüp bebek merkeziyle hizmetinizdeyiz. Özel Selçuklu Hastanesi, ailenizin hastanesi. Konya'yız. Birlikte Konya'yız.
hızlı ve güvenli ulaşım, rahat ve kesintisiz ulaşım, sinyalizasyona takılmadan ulaşım. Uzağa yakın eden köprülü kavşaklar hayatı kolay kılar. Mesafeleri kısaltan şehir Konya. Konya'da köprülü kavşaklar ve yollar sizi hayata bağlar. Başkent gündemi programı devam ediyor. Konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Son günlerin önemli konusu yolsuzluk mu, vesayet mi? Bu konuları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hakikaten 10 gündür Türkiye'nin gündemi bu konularla haşır neşir durumda. Gerçek gündeme de bir türlü dönemiyoruz. Sayın Başkan'ın konuşması yarım kalmıştı. Bu konudan devam edelim Sayın Başkanım. Buyurun efendim. Evet, yani biz tabii bunu ben daha önce de ifade ettim. Biz tabii bu süreçlerin yaşanmasını şahsen Türkiye açısından istemezdik ve bundan dolayı da buradan hem milletin hem devletin hem ülkenin yara aldığını düşünüyoruz ve bir önce Türkiye'nin bu belirsizlik ortamından da çıkmasını istiyoruz. Tabii burada yapılması gereken şu, birincisi bir önce söylediğim gibi adam gibi bir hukuk sistemi yapılıp evet. Ve bundan sonra hiçbir iktidarın bile el atmayı aklından geçiremeyeceği bir sistemin kurulması lazım. Yani kişilere göre, iktidarlara göre, gruplara göre değil, gerçekten bütün millete göre, 75 milyona göre, yani hem evrensel hukukun bütün gereklilikleri bu sistemin içinde yer alacak, tabii ki bizim milli ve manevi değerlerimize de uygun bir, yani tutup da biz Batı'nın hukuk sistemini de aynen burada uygulayamayız. Yani çünkü her milletin kendi evet. Milli ve manevi değerlerine göre de olması lazım. Ve eğer bu yapılmazsa her dönemde bakın yeni tartışmalar gündeme geldi. Nedir? İşte şimdi siz hükümet olarak hem yargıyı kendiniz kuracaksınız, yargı üyelerini kendiniz atayacaksınız. İşte polis teşkilatınızı kendi kadronuzdan kuracaksınız. Daha sonra bir olayla karşılaştığınızda buralarla ilgili dönüp işte çete örgüt suçlaması yaptığınızda şimdi geçmiş başta büyük davalar toplumda kamuoyuna ilişkiler meşgul eden işte Ergenekon ve Balyoz şirket davalar evet. Olmak üzere hepsi şu anda ne oldu? Madem ki bu bir örgüttü, çeteydi, o zaman bütün bu davaların da geçmiştekilerin yeniden açılması, yeniden yargılanma talepleri var. Dolayısıyla bu ülkeyi daha büyük kaosa götürür, sürükler. O zaman burada ne yapmak lazım? Burada yapılması gereken şudur. Hükümet içerisinde ya da işte bürokrasi içerisinde ya da iş adamları içerisinde yanlış yapanlar varsa, suça bulaşmış olanlar varsa, hırsızlık çarkının içerisinde, yolsuzluk çarkının içerisinde, rüşvet çarkının içerisinde bulunmuş olanlar varsa bunların hukuka teslim edilmesi lazım. Doğrudur. Yani burada herkesin hemfikir olması lazım. Bir kere buradaki korumacılık anlayışının terk edilmesi lazım. Öbür taraftan eğer bir dış operasyon varsa, biz daha önce de bu çağrımızı yaptık Sayın Başbakan'a ve bunun içeride işbirlikçileri varsa bunların da net olarak toplumun önüne konulması lazım ve net bir şekilde bunların eğer bunlar toplumun önüne konamazsa o zaman hükümet bunun altında kalır. Yani bunlar sadece söylem olmaktan öteye geçmez Sinan Bey. Evet. Onun için bunları toplumun önüne koymanız lazım. Yani biz hiçbir dönemde bakın Mısır'da darbe olduğunda da ben Mısır'a gittim, oradan Gazze'ye gittim, daha önce de bunları konuştuk. Mısır'da darbe olduğunda da biz şu açıklamayı yaptık. Dedi ki dünyanın neresinde olursa olsun, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hangi etnik köküne, hangi mezhebi anlayışa, hilesiz, entrikasız seçimlerle iş başına gelmiş hükümete karşı yapılan darbelerin her türlüsüne karşıyız dedik. Yani 28 Şubat darbesine nasıl karşı çıkmışsak, 12 Eylül darbesine nasıl karşı çıkmışsak, Mursi'ye karşı yapılan darbeye de aynı sahiplerle karşı çıktık. Yani askeri değil.
bütün siyasi partilere, yani siyasete karşı, yani millet iradesine karşı yapılan bütün darbelere karşı çıkarız. Ama bu bir takım hukuksuz işlere kılıf olarak söylenen bir söylemse, şu anda toplumda öyle bir algı var, o zaman bunun yanında kimse durmaz. Bir de yapılması gereken şudur: eğer gerçekten milli iradeden ve demokrasiden yanaysanız, o zaman önce siyasi partiler esasını demokratikleştireceksiniz. Seçim kanunu demokratikleştireceksiniz. Hazine yardımını sadece kendiniz almayacaksınız. Barajları kaldıracaksınız. Bir önce söylediğim gibi adaylara hipotek koymayacaksınız. Milletvekillerini tercihli sistemle seçtireceksiniz. Yeni sivil demokratik anayasa ne oldu? Ne oldu? Nerede? Yani bu millet, bu büyük Türk milleti hak etmiyor mu? Yeni sivil demokratik bir anayasa hak etmiyor mu? Niye biz hala 80 ihtilalinin, cuntacılarının yazdırdığı Salim Başoğlu anayasasıyla Menderes'i idam etmiş adamların hazırladığı anayasanın şeyiyle, izleriyle bizim hala Türkiye bu anayasayla mahkum edildi? Şimdi bakın, elbette her dönemde Türkiye üzerinde emelleri olanlar boş durmamıştır. 60 ihtilalinin yapılış gereksesi budur. Yani Menderes ve arkadaşların idam edilmesi, Allah rahmet eylesin. Daha sonraki 71 muhtırası, 12 Mart 71 muhtırası, daha sonra 12 Eylül ihtilali, 28 Şubat sürecinin gerekçeleri neydi? Laiklik elden gidiyor, şeriat geliyordu. Daha sonra öğrendik ki bunun laiklikle, şeriatla hiçbir alakası yok. Tamamen ekonomik ve iktidar kavgası. Bütün bunların böyle olduğu görüldü. Değil mi? Evet. Daha sonraki 27 Nisan muhtırası ve referandum süreci. Şimdi referandum sürecinde hep birlikte ne dedik? Evet dedik, değil mi? Neden? Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından. Milli iradenin daha sağlıklı bir şekilde sandığa yansıyıp bu siyaset üzerindeki vesayetin kalkması anlamında evet dedik. Ve ondan sonra biliyorsunuz Türkiye rahatladı. Ve hem siyasete bir güven geldi, hem millete bir güven geldi ve siyasetin üzerindeki vesayet kalktı. 2011'den sonra. Değil mi? Bu kalktı. Evet. Herkes de burada rahatladı. Biz de o gün, bakın, hiçbir parti menfaatimiz olmadığı halde gittik herkese ve her şeye rağmen eksik ama evet dedik. Eksikti. Orada bazı değişikliklerin daha yapılması gerekiyordu. Başörtüsüne tanınan serbestliği hepimiz alkışladık. Başörtülü kardeşlerimizin milletvekili olarak mecliste, meclis genel kurulu salonuna girmesini, ben o gün yanlarındaydım, gittim destekledik açıktan. Evet, ben şimdi de oradaydım, gördüm. Her gün insan gibi. Şimdi dolayısıyla biz doğruların her zaman yanında olduk ve oluruz. Sadece bu hükümetin değil. Bu hükümetin de doğruların yanında olduk, yine oluruz. Geçmiş hükümetlerin de doğruların yanında olduk. Adına bakmayız. Ama yanlışı da kim yaparsa onun da karşısında oluruz. Babamız bile olsa, oğlumuz bile olsa. Biz bunu, bu olaylar oldu diye söylemiyoruz. Geçmişteki konuşmalarımızda da var. Bütün bunları söyledik, ifade ettik. Ama şunu da bilmemiz lazım. Yani devlet hazinesi, bakın, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesi çok kıymetli bir hazinedir. Çünkü burada sadece 75 milyonun ümidi yoktur. Bütün Türkistan coğrafyasındaki, Balkanlardaki, Doğu Türkistan'daki, Kafkaslardaki, Orta Asya'daki, Orta Doğu'daki, Gazze'deki, Filistin'deki, Myanmar'daki, Sudan'daki, Somali'deki, Afrika'daki bütün mazlum milletlerin gözü bu hazinededir. Onun için Türkiye birliğini ve beraberliğini kısa sürede sağlamalıdır. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi olmalıdır. En güçlü ülkesi olmalıdır. Çünkü bakın, diğer zengin ve güçlü ülkeler emperyalist bir anlayışla Türkiye'ye, dünyaya hükmetmektedirler. Yani bakış açıları budur. Geliyor Irak'a demokrasi getiriyorum diye zenginlikten alıyor. Milyonlarca geride ölüm bırakmış, dul bırakmış, yetim bırakmış, harap. Orta çağı yaşıyor şu anda Afganistan ya. Orta çağı yaşıyor. 1500'lü yılları yaşıyor ya. Buna hangi vicdan? O Irak'ın belli bir bölgeleri orta çağı yaşıyor şu anda. Suriye'yi 500 yıl geriye götürdüler şu anda, Suriye'yi. Değil mi? Hiç mesela diyebiliyor muyuz? Bizim hükümetimiz, dışişlerimiz kafasını iki el arasına alıp acaba ya bu süreçte bizim bir vicdan muhasebesi yapılıyor mu acaba? Burada da acaba hata ettik denebiliyor mu? Mesela evet, yani dışişleriyle ilgili olarak bu, yani mesela bu, yani dışişleriyle ilgili, dışişleriyle ilgili. Şimdi ne oldu? Yani bakıyorsunuz paralel devletten bahsedenler, paralel devletten mesela şu da beni rahatsız ediyor. Hükümet de paralel devletten bahsediyor. PKK da paralel devletten bahsediyor. BDP de paralel devletten bahsediyor.
Cemil Bayık da paralel devletten bahsediyor. Yani şimdi bu örtüşme nereden geliyor? Bu fikir birliği ya da uyuşması nereden geliyor? Yani siz 30 yıl devlete silah çekmiş, kurşun sıkmış, kardeşi kardeşe düşürmüş, milletin arasına nifak sokanlara gösterdiğiniz şu andaki hoşgörüyü, hilim sahibi olmayı niye dün beraber olduklarınıza, anı secdede olanlara göstermiyorsunuz? İki taraf için söylüyorum. Ben tek taraflı konuşmuyorum. Yani ben burada dediğim gibi biz birleştirici ve bütünleştirici olmak zorundayız. Biz şunu söylüyorum, bakın iyi anlaşılsın diye net. Bir işi doğru yaptığınıza inanıyorsanız yılmadan devam edeceksiniz. Çünkü inanıyoruz ki Allah doğrularla beraberdir. Eğer bir şeyi doğru yaptığınıza inanıyorsanız yürüyün, korkmayın. Kimseniz kimin, hangi cemaat, hangi hükümet, hangi kişi hiç fark etmez. Evet. Eğer onun yanında şunu da söylüyorum. Eğer iftiraya uğradığınızı düşünüyorsanız sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yani her hadisenin bir çözüm yolu vardır. Dolayısıyla önemli olan burada çözümü aramaktır. Keskinleştirmemektir. İşin doğrusu budur. Yani, evet. Şimdi keskin ifadelerden, suçlayıcı ifadelerden, bir daha dönüp konuşamayacak noktaya gelecek ifadelerden kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece hükümet cemaat için söylemiyorum. Tüm siyasi partiler, bölücüler hariç, bizim siyasetimizde de bu yoktur zaten. Biliyorsunuz büyük birlik olarak biz hep siyasi edebin, siyasi ahlakın ve siyasi nezaketin içerisinde evet. kaldık. Bugün değil, geçmişte de siyasi parti genel başkanlarımız birbirlerine ağır hakaretler yağdırırken de ben bu çağrıyı yapmıştım kendilerine. Bugün de bu çağrıyı yapıyorum. Ve yani millet temiz toplum istiyor. Yani Sinan Bey, milletimiz temiz toplum istiyor. O zaman istiyor. Sayın Başkanım size temiz düşen... siyasetçiler istiyor milletimiz. Size düşen o zaman şöyle diyelim bu gecenin şeyi. Evet. Ama öbür tarafta millet özgür siyaset yani o zaman bakın, böyle bir kampanya bakın, yapın da milletimiz, ne siyaset milletimiz katında olsun ne yolsuzluk olsun. Milletimiz temiz toplum istiyor, temiz yöneticiler istiyor, adil yöneticiler istiyor. Ama öbür taraftan da milli iradenin üstünde de siyasetin üstünde de asla vesayet istemiyor. Evet. O yani zaman böyle bir kampanya yapın da başkanım. Milletin orta yolunu biz zaten hep başından beri bunu evet. savunduk yine savunuruz. Evet. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Ben de bu vesileyle bir cümle hem bizi sabırla izleyen izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum hem de 2014 yılının yeni yılın hem bütün izleyicilerimiz için hem milletimiz için tüm İslam dünyası için ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den temenni ediyoruz. Biz de amin diyelim. Evet sevgili izleyiciler başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.